Raru, Stüdyo Handball'u sunar. Stüdyo Handball'a hoş geldiniz. Ben Efe Yamanlar. Her zaman olduğu gibi Burak Tezcan'la birlikteyiz. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün hakikaten hoş bulduk. Bugün evet çok özel bir bölüm olacak. Çünkü Konyaaltı Belediyesi Avrupa'da EF Avrupa Kupası'nı kazandı. Ve biz de aslında son 3-4 programdır bu konunun üzerine çok gidiyorduk. Ve bu gururu da bu programda yaşamayı çok istemiştik. Artık bugün yaşayabiliriz. Gerçekten bunu yaşayabiliriz. Birol Hoca'yla sanıyorum 3 kere bağlanmıştık. Evet. Finalde diye finali çıkartmıştık. Kazandılar. Gerçekten çok iyi oynadılar. Artık bundan ötesi yok. Evet tabii bugün oldukça fazla bağlantımız olacak. Çok önemli isimlere bağlanacağız. Ama önce bir gidelim Konyaaltı maçının özetine gidelim. Bir o özel anlara bakalım, sonra burada olacağız. Başlıyor, başarılar diliyoruz. Temsilcimiz Konyaaltı Belediye'ye. Bu yolun sonunda umarız kupa burada kalacak. EHF Kupası'nda 1-2 başaracak temsilcimiz ve bize kulüpler düzeyinde bu mutluluğu yaşatacak. Alona İkneva merkezde. Elif Sıla'yla yer değiştirdi. Şimdi Monika Janeska. İkneva bıraktı. Premovic'in pası. Janeska karar yedi metre. Monika Janeska yerde. İtirazları var. Pivotta yüksek itirazlar Carla Gomez Sova'dan ve bu itirazlar sonuç vermedi. İzliyoruz pozisyonun tekrarını. Maçtaki ilk 7 metreyi Premovic kullanacak. Kalede de Aguyo bayrağı devraldı Santoro'dan. Premovic'in atış topu ağlarda. Bu maçtaki ilk sayısı Sanya Premovic'in. Karadağlı sağ oyun kurucu ilk golü atıyor. 7 metreden. Tanikova kanattan koşu yaptı şimdi. Premovic pası Alona Ekleva. Gole ihtiyacımız var. Tribünler sustu. Monika pasını aktardı. Tanikova atış ve topu ağlara gitti. Aleksandra Tanikova bu maçtaki ilk sayısını kaydederek farkı tekrar 3'e çıkardı. Tekrar merkezdeyiz. Monika Janeska. Müdahale var Fernandez'den. Alona Ekleva boşluğu buldu ve golü attı. Alona Ekleva umarız ciddi bir sakatlık değildir ama çok sert de bir müdahale geldi. Darbeyi yedi. Her ne olursa olsun golü atmayı başardı. Fark 5'e çıktı. Monika. Pası Premovic. Açı arıyoruz. Alona Ekleva. Oyun duruyor artık. 1-2 dakika cezası daha gerekiyor. Orada net bir şekilde formasından tuttu Herrera. Ceylan atış topu ağlarda. Fark 9 sayı. Fark 9 sayı. Son 4 saniye kala Sevilay'ın kurtarışı ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı bu kadar. 16-7 ve fark 9 sayı çok önemli bir avantajla soyunma odasına gidiyoruz. Mağlubiyet değil, galibiyet haberi paylaşma zamanı. 16-7'lik skor avantajıyla başlıyoruz ikinci yarıya. Fernandez kanada indi. Atış yanağlarda kaldı. Kötü başlıyorlar. Lahora yanağlara nişanlıyor. Cansu. Cansu'dan müthiş bir gol. Cansu Akan'ın az önce oyuna girmişti. Fark 12 sayı. Herrera, Gonzalez çapraz geçişler. Fernandez bıraktı Lima'ya. Tekrar şimdi Fernandez. Gonzalez destek bekledi olmadı. Pasif uyarısı geldi. Lima kanada indi. Atış topu ağlarda. Arcos. Kulüpler düzeyinde bir ilki yaşayacağız. Kupa temsilcimiz Konyaaltı Belediye'de kalacak. Bu arada Dönegül Bozdağ'ın farkı 13 sayıya çıkardı yeniden. Az bir süre yani 20 saniye sonra tribünler, ayakta olan tribünler o kupa sevincini yaşayacak. Fark şimdi 13 sayıya düştü. Son bir fırsat daha var, hali hazırda süre tamamlanmadı. 5 saniye var. Geri sayım yapıyoruz. 4, 3, 2,
1 ve artık maç bitiyor. Maç bitiyor. Müthiş bir sevinç yaşanıyor. Kazanan Konyaaltı Belediye. Evet, işte Konyaaltı'nın tarihi performansı, gerçekten, tarihi başarısı. Gerçekten. Yani ilk maçta 6 sayılık bir fark vardı. Atletico Guardes 6 sayıyla kazanmıştı. Ama ikinci karşılaşmada inanılmaz bir Konyaaltı izledik. Yani ilk maçtaki Konyaaltı'nın performansı şaşırtıcıydı. Çünkü bütün maç boyunca 17 gol atabilmişlerdi. Hücum performansları çok şaşırtmıştı bizi. Burada her iki devrede ilkinde 16, ikinci devrede 17 gol attılar. İlk devreden daha oradaki performanslarını yakaladılar. Evet, şimdi bir bağlantımız var. Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Semih Esen bizlerle. Sayın Esen, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Selam herkese. Çok teşekkür ederiz. Tabii Konyaaltı Belediyesi çok büyük bir başarıya ulaştı. Handball'da Türkiye'de belki de daha önce görülmemiş bir başarıya ulaştı. Neler söylemek istersiniz? Valla belki de değil, daha önce görülmemiş bir başarı. Daha önce Türkiye'ye handball'da hiç Avrupa Kupası gelmemişti. Şimdi az önce sizin yorumları da dinlerken ilk maça, yani İspanya'da oynadığımız ilk maça dair birkaç yorumu duydum. Evet, ilk maçta 6 sayı farkla yenilmiştik. Ve aslında takımımızdan beklenen performansın altında bir gol sayısıyla ayrıldık oradan, 17 gol. Ki bizim ortalama 30'a yaklaşır her maçtaki golümüz. Fakat orada neden 17'de kaldık sorusunun bence ilk cevabı, maalesef ortalamanın çok çok üzerinde bize çalınan hücum faullerdi. Artık ilk 10 dakikadan sonra takımımız adeta paralize oldu. Yani hücuma kalktığında düdük ne zaman çalacak acaba duygusuyla ilerlediler rakip kaleye doğru. Maalesef çok iyi bir hakem yönetimiyle karşılaşmadık orada. Tabi bunu bahane etmedik. 6 sayı fark handball için çok yüksek bir fark değil. Bu farkı kapatma niyetiyle zaten ikinci maça çıkılmıştı. Kızlarımız, ekibimiz, hocamız bu farkın kapatılacağına dair hiçbir kuşku taşımıyorlardı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu farkı da kapattılar ve kupayı Türkiye ile Konyaaltı ile buluşturdular. Tabii Konyaaltı Belediyesi Avrupa'da şampiyon oldu. Şimdi Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor ve ligde de en büyük favorilerden biri. Yani bununla ilgili neler söylersiniz? Gerçekten çok önemli bir ekip var ortada ve çok da büyük başarılar elde ediyorlar. Evet. Şimdi takımımız Bolu'da Türkiye Kupası ile ilgili maçlarla ilgili çalışmalarını yapıyorlar ve maçlarını orada yapacaklar. Türkiye Kupası'nda da elbette iddialıyız. Biz geçen sene de zaten Türkiye Kupası'nda ikinci oynamış olmuştuk. Evet. Final olmuştuk. Bu seneki amacımız açıkçası kupaları toplamak. Türkiye Kupası'nda da ben kupanın iddialı takımlarının birincisi olduğumuza inanıyorum. İnşallah maçlar güzel geçer, şanslarımız yaver gider. Güzel bir oyun olur, güzel bir maç olur ve Türkiye Kupası'nda alırız. Buna inanıyorum. Alabilecek durumda takımımız. Darısı diyelim artık önümüzdeki senelerin ve bu performansın aynı çizgide sürdürülmesine diyorum. Tabii ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi Antalya'da çok önemli bir atmosfer vardı final maçında ve takımda her kulvarda çok büyük bir favori. Yeni salonla ilgili bir bilgi var mı? Yeni salon zaten şöyle, bizim açıkçası kadın sporlarına eğilmemizin sebebi Türkiye'de kadının çağdaş yüzünü tüm dünyaya göstermek. Türkiye'deki çağdaş kadının başarısını tüm dünyaya göstermekti. Kızlarımız bu anlamda çok ciddi mesafe kat ettiler. Artık Türkiye denilince, Türk kadını denilince akla mavi kelebekler de ve kadın handbolcularımız da gelecek. Elbette bu bizim için kısa zamanda 3 senede yakaladığımız bir başarı ama biz bu işe bir olumsalla başlarken daha ikimiz kafa kafaya verip de ne yapacağız diye bu işe başladığımızda bizim aslında 5 sene 10 sene sonra ne yapacağımızı biz konuşmuştuk. Ve bunun içerisinde orta vadede yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de daha doğrusu en önemlisi de tesisleşmekti. Bu tesisleşmeyle ilgili önümüzdeki sene iyi gelişmeler olacak. Eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki senenin sonuna doğru takımımızı ve Antalya'yı ve hatta belki de Türk dünya handbolunu bütün her şeyi handbola göre düşünülmüş bir handbol mabedine kavuşturmayı istiyoruz. Oyuncuların konaklamalarının olduğu, fitness salonlarının olduğu, belki eğer yaptığımız yer müsaade ederse yüzme havuzunun vesaire
ek tesislerin olduğu ama bunların tamamı da şeylere, handbola yönelik. Her türlü idmanın yapılabildiği ve her türlü maçın oynanabildiği, buna Avrupa maçları da dahil, bir tesis. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Hocalarımızla beraber, onların yönlendirmeleriyle, sporcularımızın görüşleriyle, dünyadaki örneklerle beraber bu çalışma ilerliyor. Biz iddialıyız, biz inanıyoruz ve biz bunu bir hedef olarak kendimize koyduk. Handbol, kadın handbolu Türkiye'de çok güçlü bir noktaya geldi. Gelecek, buna biz de elimizden gelen tüm katkıyı koyacağız. Ve handbolla ilgili hem tesisimizi yapıp hem de belli standartta, disiplinde bir şeyi, çizgiyi tutturduğumuzda artık sadece sportif başarıların elde edildiği, kupaların alındığı değil, aynı zamanda da çocuklarımız arasından yetenekli çocuklarımızın seçilerek adeta bir okul gibi dünya handboluna, Türk handboluna kazandırılan bir ilçe, bir tesis olmak istiyoruz. Amacımız bu. Ve önümüzdeki sene bununla ilgili ciddi gelişmeler olacak. Ve tabii hemen şimdi, evet, seneye bitecek demek istemiyorum ama gönlümüzden geçen önümüzdeki sene bu tesisi tamamlayıp hizmete açmak. Sayın Esen, tabii ortada çok büyük bir emek var, çok büyük bir başarı var ve başarılar da gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. İlk final artık son dakikada düdük çaldıktan sonra neler hissettiniz oyuncuların o sahadaki sevincini görünce? Vallahi bir kere şunu söyleyeyim. Ben bir haftadır İspanya maçından beri bu 6 sayı farkın kapanacağına neredeyse adım semih kadar emindim. Çünkü kızlarımıza güveniyordum. Çünkü hocama, bir oyuncusala güveniyordum. Çok inançlılardı. Bizim bu işi ne kadar istediğimizi, Türkiye'nin buna ne kadar ihtiyacı olduğunu çok iyi anlamışlardı. Dolayısıyla aslında son bir dakikadaki duyguyu ben son bir haftadır yaşıyordum. Sık sık uykularımdan uyanıyordum bu maçı rüyamda görerek. Ondan sonra ve maça başladığımız andan itibaren takımımız bizi hiç tedirgin etmedi. İlk 15 dakikadan sonra sürekli ihtiyaç duyduğumuz farkı zaten atmış, üstüne biraz daha ilave etmiş vaziyette oynadık. Ve bunu hep muhafaza ettiler. Aradaki fark hiçbir zaman 9 sayının altına inmedi hemen hemen. Ve en sonunda da son 1 dakikada, açıkçası biz son 4 dakikadan sonra artık ben kupa geldi sevinciyle, heyecanıyla doluydum. Ve en nihayetinde de son dakikada maç boyunca oluşan farkın en zirvesi olan 13 sayı farkla kazandıklarında vallahi açıkçası aklımız başımızdan gitti. Sahaya indik. Çocuklarla birbirimize sarıldık, kutladık. Hocamla sarıldık, kutladık. Ondan sonrası artık müthiş bir coşku ve ben bütün takımların, tüm spor branşlarında herkesin yaşamasını çok isteyeceğim bir duygu yaşadık orada. Sayın Esen, çok teşekkür ederiz katıldığınız için, değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için ve aynı zamanda bu büyük başarı için de tebrik ediyoruz ve emekleriniz için de yeniden teşekkür ederiz. Kutluyoruz. Vallahi ben teşekkür ediyorum ama hiçbir emek tek bir kişinin veya birkaç kişinin değildir. Burada asıl pay sahibi olan 40 senedir bunu hayal eden bir oyuncusal. Ben ona Türk Handbol adına ve Türkiye adına ve herkes adına teşekkür etmek istiyorum. Bir hayalle başladı. Birol Hocam bunu yapabileceğimize inandı, bizi inandırdı. Ondan sonra da zaten bütün mesele doğru insanların doğru anlayışla, doğru ortamda bir araya gelmesiydi. Çok şükür bu da bize nasip oldu. Türkiye'ye ve Türk kadına armağan ediyoruz. Türkiye'ye gelmiş olan ilk Avrupa Kupası'nı. Herkese sevgiler, saygılar gönderiyorum, selamlar gönderiyorum Konya altından. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Sayın Semih Esen, Konya Altı Belediyesi Başkanı bizlerle birlikteydi. Tabii o da durumu çok güzel özetledi ve bu büyük başarıyı da bizlerle sevincini paylaştı. Biz buradan tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Siz maçtaydınız, atmosferin içindeydiniz. Biraz alabiliriz. Yani hakikaten iyi, inanılmaz bir atmosfer vardı. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de 30 yıldır handbolun içindeyim. Hiç böyle bir atmosfer görmemiştim. Evet, inanılmaz. Maç bittikten sonra da coşku zirvedeydi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. 6.000-7.000 seyirci vardı. Umarım önümüzdeki yıllarda böyle çok maç seyretme şansımız olur. Evet, tabii biraz sonra Birol Ünsal bizlerle olacak. Birol hocamız bizlerle olacak. Biz bir röportajı vardı orada. Kendisi de söylüyor. 40 yılımı verdim handbola ve sonunda artık bu kupayı kazandım. Yani inanılmaz. 3. kere finali oynuyor. Evet.
üçüncü kere kaybetmek istemiyordu. Çok doğal olarak. İlk maçtan sonra biraz umutsuzluğa kapılmıştır sanıyorum ama pazar günü hiçbir şekilde umutsuzluğa yer olmadığını gördük. Ya tabii işte Sayın Belediye Başkanımız da Semih Esen de söyledi. Bunlar biraz proje işi. Tabii. Yani 3 yıl önce başladık biz bu yola dedi ve Birol Hocamızla birlikte birbirlerine tabii inanarak çok büyük bir ekip işi var burada. Birol Hocam ilk orayı kurarken o zaman da konuşmuştum. Buraya Avrupa Kupası kazandırmak istiyoruz demişti. Demiştim kaç yıl içinde? 2-3 yılda olur demişti. Gerçekten 2-3 yıl içinde de başardı. Daha büyük yerlere, daha büyük hedeflere diyorum. Evet tabii biraz da maçtan devam etmemiz gerekirse önemli performanslar da vardı. Hı-hı. Ben yine yenileyim. Siz oradaydınız. Canlı gözlerle tabii. Kimleri çok beğendiniz, kimler çok daha fazla öne çıktı? Şimdi ilk parantezi Sevilla için açmak lazım. Evet. Çünkü ilk maçta hemen hemen ne olur alınmasın hiç yoktu. Hiç kaleci Hı-hı. performansı orada izleyemedik ama bu sefer en kritik yerlerde kaleci olarak devreye girdi. Sevilla'nın performansı gerçekten göz kamaştırıcıydı. Monika Janeska hakikaten takımı çok iyi yönetti. Gerek savunmada gerekse hücumda. Dönegül çok iyi oynadı. Onu özellikle çift pivot oynadığı zaman 7 kişi hücum yaptığımız zaman Dönegül'den çok faydalandık. Ve Dönegül iyiydi. Sanja Pavlović her ne kadar 7 metre gollerinde gözükse de oyunun genelinde de çok iyiydi. Tek tek herkes sayabilirim. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Evet, Birol hocamız hazırmış. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Tabii hemen sözü size bırakmak istiyorum. Çok önemli bir başarı, çok büyük bir başarı. Ve siz de üçüncü kez finale çıktınız. Üçüncü de şeytanın bacağını kırdınız ve artık şampiyonsunuz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle tabii ki 40 yıllık hayalimi gerçekleştirdiğim için şahsım kendi adıma çok mutluyum. Tabii ki Türk Handbolü'ne uzun yıllardır altyapılarda, üst yapılarda, her kademesinde hizmet etmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Konyaaltı Belediyesi ile nasip oldu. Türk Handbolü'nün ilk Avrupa Kupası. Bana bu mutluluğu yaşatan öncelikle sporcularıma, bize bu imkanı tanıyan belediye başkanımız Semih Esen'e, kulüp başkanımız Korkut, Şevket Korkut'a çok teşekkür ediyorum kendilerine. Camiamızın böyle bir kupaya ihtiyacı vardı. Buna vesile olmak bizim adımıza son derece keyifli. Tabii ki yıllardır ailelerimizden, zamanlarımızdan bugünlerin hayaliyle fedakarlık ederek yaşadık. Korkunç bir mutluluk ve korkunç bir huzur duyuyorum açıkçası. Hocam tabii neler hissettiniz? Yani o son düdükle birlikte bütün oyuncular sahaya koştu. Siz de çok büyük bir sevinç yaşadınız. Ve yanlış görmediysem sizi de bir ara havaya doğru atıyorlardı. Yani gerçekten evet. Çok büyük bir mutluluk yaşadınız ama biraz o anları bize anlatır mısınız? Şimdi bir kere tabii ki birçok endişem vardı. Maçtan önce açıkçası endişem şuydu. Acaba bu 6 fark meselesini sporcularımız dert ederler mi diye. Maça o kadar güzel, o kadar istekli başladık ki maç başladıktan sonra hep kızlara şunu söyledim. Yani biz çok daha iyi takımız. O takımda bizim takımımızda oynayabilecek inanın hiçbir oyuncu yok. Biz sene başından beri bu hedefle takım kurduk. Bunun farkında olun. Seyirciyi de arkamıza aldık. Maç başladı, düdük çaldı ve şunu gerçekten hissettim. İspanyolların hiçbir şansı yoktu orada. Hatta devre arasında gittiğimiz zaman 9 sayı avantajlı çünkü 22. dakikada işi bitirdi kızlar. İlk içeri gittiğim zaman kızlar o kadar motive, o kadar hazır, o kadar olayların farkındaydılar ki soyunma odasındaki ilk konuşmaları Yasemin'e bıraktım. Yasemin dedim, bir konuşun bakalım ne düşünüyorsunuz? Ya kızlar o kadar gerçekten motive olmuşlar, o kadar olayın içerisine girmişler ki hepsi olayın farkındaydı. İnanın ikinci devre antrenör olmasa bile kızlar o tura atlardı orada. Son 5 dakikada maçın garanti olduğunu, artık bu işin olduğunu hissettikten sonra sadece bir an, biraz önce siz de bahsettiniz. 9 sayıdan
11-12'den 9'a düştüğü zaman orada bir şey yapmam gerekiyordu antrenör olarak. Orada 7 oyuncuyla onların o yüksek savunmalarının dengesini bozmak istedim. O bölümde gerçekten yeni yıldızımız diyeceğim Döne çok ciddi bir katkı koydu arada. Aslında o kapasitede bir oyuncu. O bölümde bir endişe yaşadım ama onun dışında son anda artık gerçekten çok karmaşık duygular içerisindeydim. Çünkü siz bir şeye yıllarca emek veriyorsunuz, kafaya koyuyorsunuz. En önemlisi 2011'de, 2012'de birisini averajla, birisini iki mağlubiyetle kupayı veriyorsunuz. İki numaralı kupada yarı finalde gidiyorsunuz. Siz içinizde inanıyorsunuz, sene başında yeni bir kulüp, yeni bir ortam, insanları anlatmaya, inandırmaya çalışıyorsunuz. Bunların hepsinin gerçek olduğunu görmek olağanüstü. Hocam tabii çok büyük bir başarı. Avrupa'da artık çok büyük bir yere geldiniz. Ama hem Türkiye Kupası var önümüzde çok kısa bir zaman sonra hem de ligde de yolunuza devam ediyorsunuz. Oralar için neler söylersiniz? Valla önce şunu da söyleyeyim kızlar. Ben hayatımda ilk defa yukarıya atıldım bir antrenör olarak. Keşke gücüm olsa ben de onların hepsini aynı şekilde yukarıya atabilsem. Diğer konuya gelince elbette ki hayat devam ediyor. Soyunma odasında da evet bugün kendinizi bir noktaya taşıdınız. Ülkemizi bir noktaya taşıdınız. Handbolümüzün Avrupa şampiyonu bir takımısınız. Antalya'yı Avrupalı yaptınız. Bunlar için minnettarım size. Ancak sporda hiçbir zaman dün yok. Yarın var. O günü orada bıraktık. Elimizden gelirse, gücümüz yeterse Türkiye Kupası'nda kazanmak istiyoruz. Tabii ki çok değerli, çok kıymetli takımlar, çok değerli oyuncular var. Onlar da en az bizim kadar istiyorlar. Kazanan handbol olsun inşallah. Bize nasip olur kupa. Biz isteriz bunu almayı. Bunun için de savaşacağız. Tüm katılan takımlara, oyunculara, camiamıza güzel bir turnuva, güzel bir organizasyon diliyorum. Sakatlıksız, kazasız, belasız. Güzel bir turnuva olsun, handbol kazansın. İnşallah kupayı da biz kazanırız. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu büyük gururu bizlere yaşattığınız için de emeklerinize sağlık diyoruz. Gerçekten ne söylesek az. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Konyaaltı Belediyesi Mavi Kelebekler adına çok çok teşekkür ediyoruz. Mavi Kelebekleri izlemeye devam edelim. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. İyi yayınlar. Evet, tabii Birol hocamızla son haftalarda çok birlikteydik ve hep aynı şeyi söyleriz. Birol hocamız biraz temkinlidir. Hemen böyle çok konuşmayı sevmez, önden sözler vermez ama hem kendi kariyeri için hem Türkiye handbolu için çok büyük bir başarı. Birol hocanın söylediği gibi senelerdir emek vermek ve uğraşıp hep en son finalde kaybetmek çok kötüydü. Sonunda kazandı. Artık daha büyük kupalara, daha iyi kupalarda şampiyonluklar diyelim. Evet tabii biraz sonra Konyaaltı Belediyesi'nin oyuncularımızla da bağlantılarımız olacak. Ama tabii biz oraya kadar konuşmaya devam edeceğiz. Bu büyük organizasyon başarısını da büyük kupa başarısını da konuşmaya devam edeceğiz. Aslında ilk başta şeye getirmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanı'nın söylediği gibi kadınlar. Handbolda da diğer tüm spor branşlarında da çok büyük bir sıçrama yaşıyor Türkiye'de. Ve handbolda da böyle bir sıçrama bence çok güzel oldu. Yani hakikaten gerçekten önemli. Çünkü kadın handbolunda üstte olan farkımızı kapatmamızın daha kolay olduğuna inanıyorum. Erkeklerdekinden daha fazla çalışmaya gerek yok. Üstteki takımları yakalamak daha kolay. Çünkü erkeklerin ikinci veya üçüncü kupasına bakınca iyi takım sayısı çok fazla. İşte bir takımı geçiyorsunuz, ikinci olmadı üçüncü takımda takılabiliyorsunuz. Ama kadınlarda biraz daha kolay üst turlara çıkmak. Ama tabii üst turlar zor ama üst turlara yükselmek kolay. Bir örneği Balonmano Guardes. Evet. Oraya kadar gelmesi bile çok şaşırtıcıydı. İlk daha önce oynadığı maçlarda kolay rakiplerle oynadı ve kazandı. Finale dahi gelmesine şaşırarak bakıyorduk. Bunun gibi daha çok olursa bizim takımımız çok fazla şansımız olur. EF sıralamasında da kadınlarda
ciddi bir şekilde yükseldik. Önümüzdeki sene bir takımla daha fazla katma şansımız var. İnşallah herkes böyle hedefler olur ve bütün takımlarımızla başarı elde edebiliriz. Onu da aslında sormam gerekiyor sizlere, belki seyircilerimiz de bilgilenmek ister. Şimdi Konyaaltı Belediyesi bu kupayı, EF Avrupa Kupası'nı kazandı. Bir sonraki sene için ne getiriyor Avrupa bu? EF Avrupa Ligi'ne. Avrupa Ligi'ne geçiyor. Evet. Evet, onu da söylemiş olalım. Tabii ki, yani ligde aldığı sıralama ne olursa olsun EF Avrupa Ligi'nde oynayacak. Evet, şimdi bir bağlantımız daha var. Monika Yaneska bizlerle. Monika, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Sizler sayesinde çok daha iyiyiz. Çünkü çok büyük bir başarıyı bizlere armağan ettiniz ve bu gururu da sizlerle birlikte yaşıyoruz. Ama tabii bu başarının mimarları sizlersiniz. Neler söylemek istersin? Çok teşekkür ederim böyle düşünce için. Biz de çok mutluyuz çünkü siz bunu yaşattık. Artık Türkiye bir tarih var. Artık 7 Mayıs bizim için çok büyük bir şey. Artık Türkiye handball'da altın kızlar var. Maç ilgili ya, çok güzel bir şey oldu. O maçları herkes inşallah bir gün yaşatabilir. O seyirci, her şey çok güzel oldu, çok mükemmel oldu. Ve Türkiye için çok büyük bir gurur yaptık. Monika, ben de kutlarım seni ve takımı, arkadaşlarını. İlk maçta çok heyecanlıydın. Sen değil, bütün takım çok heyecanlıydı. Neden o kadar heyecanlandınız? Ya bilmiyorum. Ya başka bir ülkeye gittik. Biraz saatte de fark vardı. Ondan sonra seyirci çok vardı. Onlara farklı bir duygu yaşattılar. Bir de artık final oynuyoruz. Herkes kazanmak istiyor. O yüzden biraz fazla heyecanladık. Ama o unutup Antalya'ya kendini gösterdik. Yani tekrar kutluyorum. Herkes çok çok iyi oynadı. Aynen. Bütün takım, bir de teknik ekibi, başkanımız ve ekibi, çok teşekkür ediyorum. İyi ki vardılar. Monika, tabii önünüzde çok kısa bir sürede Türkiye Kupası var ve ligde de yolunuza devam ediyorsunuz. Oralar için neler söylersin? Aynen. Artık ya, Bolu'ya geldik. Artık Türkiye Avrupa Kupası biraz unutacağız. Birkaç gün inşallah cumartesi bir tane daha kupa getireceğiz ve her şey bir anda kutlayacağız. Evet, biraz yorgunuz. Bu maç yani, hazırlanıyoruz. Umarım güzel geçecek. Zaten bizim takım güzel hava var artık. O yüzden şüphem yok takımda. O yüzden ya, inanıyorum cumartesi günü Antalya bir tane daha kupa gelecek. Monika, çok teşekkür ederiz. Bu büyük başarı için de kutluyoruz sizleri. Yayına katıldığınız için de çok teşekkür ederiz yeniden. Ben de çok teşekkür ederim. Evet, ya gerçekten mutlulukları tabii yüzlerine okunuyor. Çok büyük başarı yani. Gerçekten çok mutlular. Oynayan oynamayan bütün oyuncular orada, hatta eski oyuncular da tribünde hop oturup hop kalktılar. Tabii şöyle bir durum var. Türkiye Kupası'ndan da sürekli bahsediyorum. Çünkü Türkiye Kupası başlıyor. Yarın başlıyor. Ve gerçekten bu sezon hep bu programlarda konuşuyoruz. İnanılmaz bir fikstür var. Çok tabii. Dolu. Arada bir de Avrupa şampiyonu çıktı. Ya daha ne olabilir ki acaba? Yani gerçekten ufak tefek sakatlıklar oldu. Ama çok büyük bir sakatlık olmadan sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Sezonun sonunda kim şampiyon olacak bilmiyorum ama herkese helal olsun. Herkes çok çok iyi oynadı. Tabii bu şurada da şu önemli, Birol Hoca ile onu çok konuşamadık, çok vaktimiz olmadığı için çok da tutmak istemedik ama Konyaaltı'nı özellikle bu sezon teknik ekip olarak bu kadar büyük bir zor bir fikstürde gerçekten olabildiğince de sağlıklı tuttular. Yani iyi sakatları var, 3 tane çok önemli sakatlığı var. Sağ kanat Bilgenur sakatlandı ilk önce. Ondan sonra Cansu'nun bir sakatlığı vardı ve en son Yasemin İspanya'ya giderken sakatlandı ve korkarım bugün veya yarın ameliyat oluyor.
Yasemin bundan sonra bu sezon hiç oynayamayacak. Ama işte geniş kadronun faydasını gördü. Evet. Birol Hoca. Çünkü her sakatın yerine en az onun kadar iyi bir oyuncu daha bekliyordu. Evet, şimdi bir bağlantımız daha var. Konyaaltı Belediyesi'nden Elif Sılaydın bizlerle. Elif hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Tabii çok büyük bir başarı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiniz handbolda. Neler söylemek istersin? Evet, Türkiye'de böyle bir başarımız yoktu. Avrupa Kupası getirmek bizi çok mutlu etti, gururlandırdı, onurlandırdı. Bunu her zaman hayallerimizde vardı. Her zaman söylüyorduk. Buraya Konyaaltı Belediyesi ile beraber bunu başardığımız için ayrıca mutluyum. Hedeflerimiz kesiştiği için zaten böyle bir yola çıktık. Başından beri bunu hedefliyorduk. Bunun için yani günlerce yatıp kalkıp bu final gününü düşünerek geçirdik zamanımızı. Çalışmalarımızı buna göre sürdürdük ve sonunda o kupaya ulaştık. Aslında hala aynı heyecanı, aynı duyguları yaşıyorum. Galiba bir süre daha da yaşamaya devam edeceğiz. Bilmiyorum ne zamana kadar bu yoğunlukta devam edecek. Çok mutluyuz. Sıla merhaba. Merhaba. Seni de kutluyorum tabii. Kaç yıl önceydi dünya şampiyonu olduğun? 2014. 2014. 9 yılda bir dünya şampiyonu bir de Avrupa şampiyonluğu var. Artık hedef ne? Hedef, biz şimdi Avrupa'nın 3. kupasını kazandık, hı hı, bildiğiniz gibi. Gönlüm ister ki 2. kupada da yarışalım ve orada da final yapalım. İleride tekrar Şampiyonlar Ligi'nde kendimizi gösterme fırsatı bulalım. Hedeflerimiz daha çok fazla devam ediyor. Görüyorsunuz işte 9 yıl önce dediğiniz gibi. Evet. Bunu yaşarken çok uzun, meşakkatli bir süreç gözüküyor. Ama şöyle geriye baktığımda da sanki bir anda geçmiş gibi zaman. Bunun içinde önümüzde ne olur, ne biter tabii ki kestiremeyiz ama çalışmaya hedeflerimiz için devam edeceğiz. Tabii hakikaten 9 yılının geçtiğini anlamadım ben. Sanki daha dün gibi dünya şampiyonunun üzerinden iş iyi olacak, her şey, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, tabii sana da sormak istiyorum. Türkiye Kupası var. Hemen yarın başlıyor. Ondan sonra ligde de artık sona doğru yaklaşılıyor. Nasıl, bu tempoda nasılsınız? Yorgun olduğunuzu düşünüyoruz ama en çok motive eden şey ne sizleri? Kupa bizi, maçı güzel geçirmek, kupayı almak inanılmaz motive ediyor. Fakat tabii ki yorgunuz. Başta maça çıkarken de, bu serüveni yaşarken de fiziksel anlamın dışında bir de mental yorgunluğu da oluyor insanın. Yani biz evet final maçını oynadık, inanılmaz iki atmosfer yaşadık hem evimizde hem deplasmanda. Fakat buraya gelene kadar yaşadığımız turlarda da sanki final havasında geçti. Özellikle Benfica maçı, Mialovca maçı. Skorlardan da zaten bu gözüküyor. Yani bu sürekli bir artan azalan duygu yoğunluğu, arada lig maçlarının da olması bizi hep ayakta tuttu. Şimdi aslında çok çok yorgun olduğumu söyleyemeyeceğim. Aynı hırsla, enerjiyle o sahada oynamak için takım arkadaşlarım da ben de bekliyoruz. Çünkü bir başarıyı kazandıktan sonra insan doymuyor, yani sporcular doymuyor. Devamının gelmesini istiyoruz. Kulübümüzün ilk kupasını kazandık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Sezon başında hedefimizde sadece Avrupa'da yoktu. Zaten ligdeki kupaları da hedefleyerek çıkmıştık. Hedefimiz daha bitmedi. Evet, Avrupa serüvenimiz bitti çok güzel bir şekilde. Şimdi onu bir kenara bırakıp artık lige dönme vakti. Hem Türkiye Kupası'nda hem playofflarda en iyi şekilde temsil etme vakti. Elif, çok teşekkür ederiz ve bu büyük başarı için de kutluyoruz sizleri. Başarılar diliyoruz ligin de geri kalanında da. Ben de çok teşekkür ederim. Sizlere de yayın için çok teşekkürler. Kolay gelsin. Rica ederiz. Evet. Elif Sıla söylediği gibi dünya şampiyonu olmuştu. Hı hı. Liseler dünya şampiyonasında Elif Sıla vardı. Beyza Erem Türkoğlu vardı. Kaleci Merve Durdu vardı o kadroda.
hakikaten dünya şampiyonu olmayı başarmış bir jenerasyonun oyuncusu. Evet tabii birazdan da Sevilay İmamoğlu Öcal bizlerle olacak ama biz bağlantımız hazırlanana kadar konuşmaya devam edeceğiz bu büyük başarıyı. İşte jenerasyonlar yakalanınca evet. Tabii başarı bir yerde kaçınılmaz oluyor. Gerçekten öyle. Bu ikinci şanslı jenerasyonumuz. Bundan daha önce Yeliz Özel'lerin, Yeliz Yılmaz'ların oynadığı jenerasyon vardı. Şimdi yeniden bir jenerasyon yakaladık artık. İnşallah bu jenerasyonun devamı gelir. Tabii bu aslında milli takımda da çok ortaya çıkan bir şey. Milli takımda da şundan 1,5-2 hafta önce... Yani çok büyük bir başarının ucundan döndük. Aynen o. Yani işte pazar günü maçtan sonra Uğur Başkan'la da onu konuştuk. Bu sefer burada da kaybetseydik herhalde yıkılırdık dedim. Çünkü iki tane hem erkeklerde hem kadınlarda Avrupa'ya veya Dünya Şampiyonası'na gitmenin kıyısından döndük. Hakikaten üzücü olurdu. Tabii Sayın Başkan dediniz, biz normalde Sayın Başkan'ı bugün buraya bağlamak istedik ama bir toplantıdan dolayı bağlayamadık. Onun başkanın o sıra reaksiyonları nasıldı? Siz birebir şahit oldunuz. Yani başkan olabildiğince sakin durmaya çalışıyordu ama o da gerçekten çok sevindi. Onu orada başkanlık kıyafetini çıkartsanız takımla beraber oynar coşardı. Evet, şimdi artık son bağlantımıza gidiyoruz. Sevilay İmamoğlu Öcal bizlerle. Sevilay hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Çok büyük bir başarı kazandınız. Gerçekten Türkiye'ye handbolda ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdiniz. Neler söylemek istersin? Çok mutluyuz. Bir ilki gerçekleştirdik. Gururluyuz. Sezon başında bu takım en büyük hedefi Avrupa Kupası'nı kazanmaktı. Bir hayali yaşıyoruz. Rüyada gibiyiz. Gerçekten duygularımı anlatamam, tarif edemem. Çok mutluyuz, bunu söyleyebilirim. Evet, tabii stüdyomuzda Burak Tezcan da bizlerle birlikte ve size söylemek istedikleri olacak. Sevilay merhaba. Merhaba abicim. İki tane şey soracağım. Birincisi Ocak ayıydı galiba. Son 16 maçında Benfica ile kendi sahanızda berabere kalmıştınız. Evet. Orada her şeyin bittiğini düşündün mü? Hiç düşünmedik Burak abicim. Şöyle ilk maçta evet berabere kaldık. Deplasmana dezavantajlı bir şekilde gittik. Oraya gittiğimizde de gerçekten müthiş bir atmosfer vardı ev sahibi takım için, onu söyleyebilirim. Tabii ki çok köklü bir kulüp. Ama biz oraya gittiğimizde maça iyi başladık. Mücadeleyi hiç bırakmadık. Çok iyi top oynadık. Bir ara hatta 4 sayı geriye düştük ama dediğim gibi mücadeleyi hiç bırakmadık ve 2 sayıyla önde girdik son 5 dakikayı yanılmıyorsam. Ama şunu söyleyebilirim, gerçekten takım orada birbirine kenetlendi ve gerçek gücümüze o maçtan sonra kavuştuk diyebilirim. Peki geçen hafta nasıl oldu da kaybettiniz? Aslında oradaki maça biz çok iyi başlayamadık. Gerek savunmada gerek hücumda basit hatalar yaptığımızı düşünüyorum. Bir de çok adaletli bir yönetim yoktu. Yani gerçek Konyaaltı Belediyesi performansını sergileyemedik orada. Ama maç bittiği andan itibaren soyunma odasına girdik ve şunu söyledik. Evet, burada 6 sayıyla kaybettik ama handball deyimiyle biz bunları kendi evimizde, kendi sahamızda onluk yaparız diye düşündük. İlk andan itibaren bunları yaşadık. Döndüğümüzde de teknik toplantılarla, maç analizleriyle çok iyi hazırlandık ve dediğimiz gibi farklı skor alarak kupayı kazandık. Çok iyi hazırlandınız, çok belli oluyordu. Özellikle senin ilk maçta neredeyse yoktun, onu da söyledim. Sevilay hiç yoktu orada dedim. Pazar günü sahada gerçekten seni seyrettim. Çok teşekkür ederiz abicim. Evet Sevilay, çok teşekkür ederiz bize değerli vaktini ayırdığın için. Tabii önünüzde Türkiye Kupası ile lig de var. Oralara değinmek istersen son sözlerini de alabilirim. Şunu söyleyebilirim. Şu an takım gerçekten hava olarak çok iyi durumda. Dediğim gibi sezon başında en büyük hedefimiz Avrupa Kupası'nı kazanmaktı. Ama çıktığımız bu yolda çok iyi bir takımımız var. Hem lig hem
Türkiye Kupası'na talip ol, yani talip olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun için de aslında çok iyi hazırlandık ve devamında umarım iki kupayı da biz kazanabiliriz diye düşünüyorum. Başarılar diliyoruz ve bizlere de bu büyük gururu yaşattığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet. Şeyi sormuştun ya daha önce. Böyle bu kadar tempoya nasıl motive oluyorsunuz? Sanıyorum motive başarı. Evet, kesinlikle. Oyuncular başarılı oldukça daha çok oynamak istiyorlar ve daha çok daha istekli oynuyorlar ve hep kazanmak istiyorlar. Evet, birçok bağlantı yaptık ve bu müthiş başarıyı da enine boyuna değerlendirdik. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz, hemen geri döneceğiz. Stüdyo Handball'da devam ediyoruz. Tabii Antalya'da Konyaaltı'nın bu büyük başarısını konuşmaya da devam ediyoruz. Handball yorumcusu Gürcan Budakçı ile konuşmaya devam ediyoruz. Gürcan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Konyaaltı'ndan tarihi bir başarı ve ilk maçtan sonra da sizle bağlantı yapmıştık. Sizin inancınız vardı ve sizin inancınız gibi de Konyaaltı Belediyesi gerçekten rakibini silip süpürdü. Yorumunuzu merak ediyorum. Evet, ilk maçta şanssızlıklar yaşadık. Giderken bir oyuncumuzu götüremedik. Pasaport probleminden dolayı gittiğimiz salon küçük bir salondu. Büyük bir baskı altında, seyirci baskısı altında top oynadık. Aynı zamanda hakemlerden de büyük problemler yaşadık. Hakem kararlarından diyelim. Bu gibi bir ortamda ve panik havasında biraz da Konyaaltı top oynadı. İstediği topu, arzu ettiği ya da ona yakışır topu maalesef oynayamamıştı. Burada da tabii Yasemin'in de sakatlığı bizim için büyük bir handikaptı. Ama Birol hocamız ve teknik heyet, başkanımız, Konyaaltı kulübümüz elinden gelen her türlü yardımı, her türlü olanağı seferber ederek kızlarımızı finalin ikinci ayağına çok iyi hazırlamışlar. Ben söylemiştim, gerçekten inanarak söylemiştim, bunu başarabilecek müşteyiz demiştim. Ben yine Yasemin'in oynayacağını düşünüyordum ama tabii ki sakatlığının çok büyük olması bizi biraz üzdü. Tabii çok böyle olumlu havadan bizi biraz geride bıraktı ama yine de ben güveniyordum. Sonuçta kızlarımız gerçekten savunmada ve hücumda süper konsantrasyonla oynadı, isteyerek oynadı, inanarak oynadı, hak ederek de büyük bir başarı elde ettiler. Burada Monika'nın, Dönen'in, Alena'nın, Sanya'nın gerçekten büyük rolü var ama en büyük rol kaleci Sevilay'daydı. Gerçekten olağanüstü top oynadı. Bizim için, Türk handbolu için, kadın handbolu için, Türk kadın handbolu için çok büyük bir başarı. Bunu artık artıya çevirmemiz gerekiyor. Bunu tabana yaymamız gerekiyor. Bu başarıyı göstererek daha fazla altyapıda öğrenci, sporcu elde etmemiz gerekiyor. Yani bunu artıya çevirmemiz gerekiyor. Teşekkürler Konyaaltı, teşekkürler kadın handbolu diyebiliriz. Gürcan Bey, tabii çok büyük bir başarı var ve aslında ben bir kişiye de parantez açmak istiyorum. Birol Ünsal. Yani evet. Kendisi de söylüyor, 40 yıllık bir mücadelenin sonunda 3. finalinde artık Avrupa şampiyonu oldu. Oraya da bir evet. Değinebiliriz. Şimdi bu kupa önceden tabii Challenge kupasıydı. Daha sonra EHF Cup'a döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bu final, yarı finalde biz boy göstermeye başladık 2008-2009. Ardından hemen 2011-12 yine Birol hocamızla, Birol Ünsal'la Muratpaşa Belediyesi ile final oynadık ama kupayı alamadık. Hemen arkasından Üsküdar, daha sonra Kastamonu falan oynadı, Ardeşen burada yer aldı. Bir tartışmalı pandemi sonrasında tartışmalı Yalıkavak'ın Lokomotiv Zagreb maçının mağlup sayılmasıyla Yalıkavak finale adım atamamıştı. Ama tekrar 2022-23, yani bu geçen hafta pazar günkü muhteşem galibiyette Birol hocamız 3. kez yer aldığı finalde kupayı aldı.
Gerçekten büyük başarı ve tebrik ediyorum kendisini. Çok tecrübeli bir antrenörümüz, çok tecrübeli bir hocamız. Gerçekten işin piri. Dolayısıyla bunu sonuna kadar hak ediyordu ve gerçekten çok büyük bir zaferle ben 6 sayıdan geri dönülmez denen dedik diyen kişilerimiz vardı. Bu doğaldır, olabilir, zor diyen kişilerimiz vardı. Ama kızları çok iyi hazırlamış. Gerçekten Birol Hoca'ya teşekkür ederiz. Tabii şimdi hem Türkiye Kupası başlıyor hem de ligde de yolculuk devam ediyor. Bir ufak değerlendirme de oraya alabilir miyiz acaba? Evet, şimdi Konyaaltı Üsküdar'la maç yapacak. Üsküdar'da tabii ki iyi bir takımımız. Ama Konyaaltı bu arkasına almış olduğu havayla daha da ileri gidecektir diye düşünüyorum. Evet. Rehavete kapılacaklarını hiç zannetmiyorum. Birol Hoca özellikle zaten sporcularını bu şekilde uyaracaktır. Kastamonu Belediyesi Tekirdağ maçı var. İzmir Büyükşehir Belediye Yeni Mahalle. Yeni Mahalle burada İzmir Büyükşehir Belediyesi ile playoff'ta da eşleşmişti. Yine güzel bir maç bizi bekliyor. Ve aynı zamanda Yalıkavak Görele. Baktığımızda 4 tane muhteşem maç var. Dediğim gibi çok güzel maçlar olacak. Burada sporcularımızın hepsine başarılar diliyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Sakatlıksız bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Gürcün Hocam merhaba. Merhaba Burak Hocam. Favorin kim kupada? Yani favorim kim? Şimdi favorim kim dersek biraz zor olabilir ama şöyle diyebilirim. Konyaaltı bu işi bırakmayacak diye düşünüyorum. Ama Kastamonu da aynı şekilde daha önce geçen sene kazanmıştı biliyorsunuz. Hı hı. Bir nevi kupanın tadını aldı, Türkiye Kupası'nın tadını aldı diyebilirim. Ben Konyaaltı Kastamonu diye düşünebilirim ama sürpriz de olabilir. Konyaaltı Kastamonu biliyorsunuz ikisi de çeyrek finali geçerse yarı finalde eşleşecekler. evet erken final olacak özür dilerim, evet. Doğru söylüyorsunuz, onu atladım. Büyük bir ihtimal işte diyorum bu erken finalde bence kupanın galibini de belirleyebilir. Yani belki de onlar birbirlerini yorarlar. Öbür taraftan gelen bir tane sürpriz finalist kazanabilir finali. Tabii ki. Ya daha doğrusu bu çok erken. Aslında bir ilk maçları bir görebilsek neyin ne olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Ama dediğim gibi çok güzel maç. Bir turnuva olacak. Çok güzel takımlarımız hazırlanmış durumda. Sürpriz de olabilir sizin dediğiniz gibi. Ama tabii. Ben tekrar söylüyorum. Kastamonu Konyaaltı. Erken final durumu gözüküyor bana. Gürcan Bey çok teşekkür ederiz. Tabi haftalardır da sizle Konyaaltı'nı konuşuyoruz. Avrupa mücadelesini hep yayınlarımızda bizlere destek veriyorsunuz. Ben ayrıca sizlere bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Bu yayın için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir küçük bir şey daha tekrar hatırlatmak isterim. Gerçekten Konyaaltı'ndaki sporcular, Konyaaltı sporcularına çok teşekkür ediyoruz. Kadın handbolünü Türkiye'de değil şu an Avrupa'da söz sahibi, daha doğrusu konuşulur hale getirdi. Bu da kadınlarımızın gücünü gerçekten gösteriyor. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar elde etmelerini şimdiden canlı gönülden diliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Gürcan Bey'le de tabii haftalardır peşindeyiz artık. Tabii. Kazanıyoruz. Sonunda da kazandık ve bu mutluluğu da paylaştık. Bunun için de çok mutluyuz. Diyelim ve Türkiye Kupası'nda tabii hep bağlantılarımızla konuşup biraz Türkiye Kupası'na da bakabiliriz. Çarşamba günü yani yarın 2-4 tane çeyrek final oynanacak. Hı-hı. Ondan sonra bir gün ara var. Cuma günü 2 yarı final ve cumartesi günü de finalle sona erecek. Yarı final ve final maçları 3'ü de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Onu da söylemek lazım. Bolu'ya gelemeyecek olan handbol severleri ekran başına bekliyoruz. Tabii bizler Bolu'da olacağız. Tabii. Birlikte hepimiz Bolu'da olacağız. Bu heyecanı birlikte yaşayacağız. Diyelim ve sizin favoriniz kim? Siz herhalde söylemeyeceksiniz. Favorim yok. Ama... Benim 8 takımdan biri. Tabii. Herkes demek ki. Umuyoruz ki çok güzel bir karşılaşmalar bizleri bekliyor olacaktır. Yani kalitesinden hiç şüphem yok. Ama tabii yorgun takımlar da var. Aslında tüm takımlar yorgun. Hep konuşuyoruz bunu zaten yani. Yani bu sene herkes yorgun.
Herkes maçtan tabiri caizse sıkılmış durumda ama her maça başladıklarında da hiç sıkılmamışçasına güzel oynuyorlar. Sezon sonuna kadar bu performansını sürdürmelerini diliyorum. Evet, tabii biz bu bölümde tamamen kadın handbolu tarafına aldık ama kapatmadan önce bir erkekler son haftaya da bakalım. Tabii. Orada da çünkü heyecan artık playoff'a taşındı. Arkadaşlarım da şimdi grafiği ekrana vereceklerdir. Son hafta maçları tamamlandı ve çok kritik maçlar da oynandı orada. Köyceğiz Belediyesi Miyerliçık maçını 38-35 Miyerliçık kazandı. Nilüfer Belediyesi Ümraniye Belediyesi'ni 55-40'lık skorla mağlup etti. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Toto'yu 33-25 mağlup etti. Hı-hı. Bu haftanın kritik karşılaşmalarından biriydi. Sakarya Büyükşehir deplasmanda Ankara Gücü'nü 35-23 mağlup ederken Beykoz Belediyesi de deplasmanda Beşiktaş'ı 37-32 mağlup etti. Şimdi bu hem Beykoz-Beşiktaş maçı hem de İzmir Spor Toto maçı kader değiştirdi. Yani hakikaten öyleydi. Beykoz-Beşiktaş maçı gerçekten çok güzel bir maçtı. İnanılmaz gerçekten. Hakikaten iki tarafta kazanmayı çok istedi ama daha az hata yapan Beykoz kazanmayı bildi. Ligden düşen tek takım onun Ümraniye Belediyesi de son maçını artık oynadı diyelim. Onlar ne yazık ki önümüzdeki yıl birinci lige düştüler. İzmir Spor Toto maçı da gerçekten iyiydi ama İzmir maçın başından itibaren sonuna kadar hep üstündü ve kazanmayı bildi. Evet, tabii erkekler playoff'u da yakın. Tam süresini söyleyelim isterseniz. Ne zaman başlıyordu? Bakmak lazım. Bakmak lazım. Ben yanlış hatırlamıyorsam 16 Mayıs olması 16 lazım. 16 Mayıs galiba. Onu tekrar edeceğiz. Tabii şimdi eşleşmeler de var. Eşleşmeleri de aslında bir gösterebiliriz. Arkadaşlarımız onu da ekrana getirebilir. İşte Beykoz Belediyesi çok kritik bir haftaya giriyor. Onlar da belki de Spor Toto ile yarı finalde eşleşebilirler. Öbür tarafta bakıyoruz, Sakarya Büyükşehir Miyerliçik'te eşleşti. Beşiktaş Şutbay Selimik'te Nilüfer Belediyesi ile eşleşti. O eşleşmeler de çok kritik. Yani yarı finalden sonra şu tabloda seyircimiz de şu an görüyor. Çok kritik eşleşmeler olabilir. Spor Toto tabii son hafta kaybederek biraz orada kaderi değiştirdi. Ama öbür taraftan da yarı finalde de yani Beykoz Belediyesi ile oynayabilir. Dediğimiz gibi Sakarya ligin çok flash takımlarından biri. Beşiktaş her zaman burada zaten. Yani büyük ihtimalle ilk dört takımı yarı finale yükselir diye bekliyorum. Bu arada şeye de baktım. 11 Mayıs'ta ilk maçlar. Evet. İkinci maçlar 17 Mayıs'ta. Eğer ihtiyaç olursa üçüncü maçlarda 18 Mayıs'ta oynanacak. Evet, o zaman tüm takımlara da başarılar diliyoruz. Biz de artık yavaş yavaş yayınımızı kapatıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kapatmadan önce de Antalya Konyaaltı Belediyesi'ni yeniden kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bizlere bıraktığı bu emaneti çok güzel taşlandırdılar. Bu ülkenin kadınlarının neler yapabileceğini bizlere bir kere daha gösterdiler. Biz buradan bu gururu yaşattıkları için çok 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 teşekkür ediyoruz. Evet. Stüdyo Handball'u tamamladık. Bir sonraki programa kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Raru Stüdyo Handball'u sundu.